Yani hem Müslümanım diyeceksin hem de İslami bir mükellefiyetin, bir borcun, bir yükün olduğunu kabullenmeyeceksin ve böyle bir şeyde yerine getirmeyeceksin. Olur mu bu iş? Yani ben Müslümanım ama içkimi de içerim, haccıma da giderim, viskimi de içerim Semra Hanım gibi. Olur mu lan böyle Müslüman? Yani senin keyfine değil ki, bu işte Allah'ın keyfi rol oynuyor. Yani Allah'ın dilemesi. O diyor ki Müslümanım diye kim? Benim yapma dediklerimi yapmayan, yap dediklerimi de yap, yapan Müslüman. Ben dilediğimi yaparım, dilediğimi yapmam, gene de olur mu öyle? Elbette ki o kişi cahiliye ölümüyle ölür. Yani cahiliye ne demek? Hevasına uyma demek değil mi arkadaş? Sen hem Müslümanım diyorsun hem hevana uyuyorsun. Ondan sonra da Müslüman gibi öleceğim. Aha bekle. Bekle ölürsün. Elbette cahiliye, yani hevasına uyarak ölen cahiliye ölümüyle ölür. Cahillik değil mi hevasına uymak? Sen de öyle yapıyorsun. Yani ben seni dinlemiyorum. Ben ne yapıyorum da beni dinlemiyorsun ya? Ben Allah'ın hükümleriyle hükmedesin istiyorum. Hükmedelim istiyorum, evet. Aramızda, nizalarımızda, öteber hepsinde bunlar geçerli olsun diyorum, evet. Allah'ın düzeninin ne kadar güzel olduğunu ona uyanlar gördüğü gibi onu reddedenler de görsün de imrensin istiyoruz. Topluca, evet. Sen bütün bunlar beni ırgalamaz diyorsun. Öyle itaat etmiyorum demekle. He? O zaman sen nasıl Müslümansın ya? Sen beşinci kol musun herhalde? Bela mısın sen? Değil mi? Yani açarsak konu böyle hakikaten cahiliye ölümüyle ölürün anlamı bu. Ama emir masiyetle emreder. Yani Allah'a isyan edin der. Sen ona uymazsan Allah'a uymuş olursun. Elbette ki o cahiliye ölümüyle ölmez. Masiyetle emreden emir cahiliyetle emrettiği için o düşünsün sorunun senin değil.